Arkadaşlar merhaba, Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size sıralı zincirler örgü modelini göstereceğim. Ön yüzden ve arka yüzden bu şekilde görünüyor. Kullanacağım ipim Ören Bayan Star, 100 gramlık bir yuma, 300 metre, %100 akrilik bir ipim. Renk numaram 28, kullanabileceğiniz şiş numaraları 3,5-4 milim. Ben 4 milim kullanacağım. Şimdi hazırsak sıralı zincirler örgü modelimizi yapmaya başlayabiliriz. Model 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden yapılıyor. Hep düz örerek yapacağız. Hem ön yüzde hem arka yüzde düz örgü öreceğiz. 4 sırada bir yeniden yapacağız. Buradaki modeli ben 32 ilmek kullanarak yaptım. 30 artı 2 ilmek yani. Şimdi ise şişime 11 ilmek attım. Küçük bir model göstereceğim. İlmeklerimi atar atmaz da hemen arka yüzden, pardon, hemen ilk sırasını, birinci sırasını örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmedim. Hemen yanındaki ilmeği düz örüyorum. Böylece 2 ilmeğim oldu. 3. ilmeğin içine girerek 1, 2, 3 kere dolama yaptım. Ve ilmeğin içinden çıkarttım. Bunu yapma sebebim ilmeği uzatmam gerektiği için. Tekrar 2 düz örüyorum. 3. ilmeğimin içinden 3 kere dolayarak ilmeğimi örmüş oluyorum. 1 2 düz, 3. düz ilmeğimi 3 kere dolayarak örüyorum. Kenarda son 2 düz ilmeğim kalıyor. Bu modelimin birinci sırası. Arka yüze geçiyorum ve ikinci sırayı örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmedim. İkinciyi düz ördüm. Üçüncü ilmeğim dolayarak ördüğüm ilmek. Bunu serbest bırakacağım. Fakat serbest bırakabilmek için ön tarafta olan ilmeğimi bana doğru, yani arka tarafa doğru alıyorum. Ve ilmeği çözüyorum. İpimi tekrar öne alıp iki düz örüyorum. Tekrar ipi kendime doğru çekiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum ve 2 düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. İlmeğimi çözdüm ve 2 düz ördüm. Bu modelin ikinci sırasıydı. Şimdi 3. sıraya geldim. Kenar ilmeğimi örmüyorum. İkinciyi düz ördüm. Bu uzattığım ilmeğimi sağ şişime örmeden aktarıyorum. 2 düz örmeden aktardım. 2 düz örmeden aktardım. Ve sıra sonuna 2 düzle geldim. Modelin 3. sırasında tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzdeyim ve 4. sırayı yapıyorum. Kenar ilmeğini örmüyorum. 1 düz. Biraz önce yaptığım gibi ipimi arkaya alıyorum. Uzattığım ilmeği sağ şişe alıyorum. 2 düz örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Uzattığım ilmeğimi sağ şişime aldım. 2 düz ördüm. İpin yönünü değiştirip ilmeğimi aktarıyorum ve 2 düz örüyorum. Böylece modelin ilk 4 sırasını tamamlamış oldum. Tekrar ön yüze geliyorum ve dolama yapacağım. Yani modeli yeniden kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmedim. 1 düz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu düz gelen ilmeğin bu şekilde düzgün olması. Yani buradan yaparsam ilmek dönmüş olur. Ama bu taraftan yaparsam çok güzel ve düzgün duracak. 1, 2, 3 kere doladım.
ve ilmeği örmüş oldum. İki düz. Sizin bu ilmeğiniz ters gelebilir, onun için uyarıyorum. Düzgün gelmesi gerekiyor. İçine girdim. Bir, iki, üç kere doladım ve çıktım. İki düz. Ön yüzde ve arka yüzde hep düz örgü kullanacağız. İlmeğin içine girdim. Bir, iki, üç kere dolayıp çıktım. Son iki ilmeğimi de örüyorum. Arka yüze ve ikinci sıraya geçiyorum. Arka yüzde iki ilmeğimi ördükten sonra ipimi kendime doğru alıyorum. Doladığım ilmeği çözüyorum. Tekrar iki düz. İpin yönünü değiştiriyorum. İlmeği çözüyorum ve iki düz örüyorum. İkinci sırayı da tamamladım. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmedim. Bir düz. Uzattığım ilmeğimi sağ şişime aldım. İki düz. Uzattığım ilmeğimi sağ şişime aldım. İki düz. Sağ şişime aldım ve iki düzle bitirmiş oldum. Ve modelin dördüncü sırası. Kenar ilmeğimi örmedim. Bir düz. İpin yönünü değiştirdim. İlmeğimi aktardım. İki düz. Bu ipi bu şekilde öne arkaya almamın bir sebebi var. Eğer ip bu şekilde kalır ve bunu bu şekilde aktarırsam burada bir tane olmaması gereken bir çıkıntı oluşuyor. Ve oradaki zinciri kesmiş oluyoruz. Yani görüntüsü bozuluyor. Bu yüzden mutlaka ipin öne ve arkaya gitmesi gerekiyor. Model bu kadar basit. Daha önce yaptığım büyük modelden gösteriyorum. Bu söylediğim hatayı şurada yaptım. Görülüyor mu bilmiyorum ama buradaki zincir halkasını devam ettirmemiş oldum. Yani kesilmiş oldu. Bu modeli yaparken dikkat edilecek hususlardan biri o. Evet arkadaşlar, bu modeli atkı bere yapımında, hırka, yelek ya da kazak yapımında çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bugün sizinle sıralı zincirler örgü modelinin nasıl yapıldığını öğrendik. Yapanları şimdiden kolay gelsin. Bizi Ören Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.